E, Cemil Hocam e, şimdi tam da burada bir belki e, değişim dönüşümdeki anilik ve belki evet. tedricilik kısmında sizin de gördüğünüz mühtediler Almanya'dan e, hocam e, verdi, vereceğiniz belki örnekler olabilir. Bu metinde özellikle yani kabiliyetlerin, fıtratların bazen ilahi özellikle Risale-i Ahmediye ile karşılaştığını ani değişimlere ulaştığını veya onun mesajıyla... Değişen insanların mesela akşamleyin belki bir başka mecra veya bir e, haleti ruhiyedeyken e, belki ona tabi olmakla bambaşka bir şeye dönüşmesi e, ve hızlı dönüşmesi. Yani bir caninin bir anda e, bir karıncayı ezemez hale gelmesi gibi böyle örnekleri tahmin ediyorum siz de görmüş, duymuşsunuzdur. Bu metnin etrafında bedevi bir cahilin, binenver bir e, arife dönüşmesi sürecini siz e, bu metin üzerinden nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Allah razı olsun. Hoş Evet tekrar sağ olun teşekkürler. Ya ani dönüşümler tabii ki olabiliyor. Yani bunu psikoterapi ve manevi bakımda da bazen yaşıyoruz ya ama <laughs> anevi yani ani dönümler aslında her zaman olan dönüşümler değildir. Genelde bir dönüşüm zaman ister, tecrübe ister, eğitim ister. Fıtrat burada işte söz konusu aslında. Çünkü fıtratında o pozitiflik aslında iyilik var ise ani bir şok olabilir, bir olay olabilir, bir büyük bir hastalık genelde olabiliyor, kaza olabiliyor insanı veya işte bakış açısını değiştiren pozitif buradaki bahsedilen hatta bahsedilen e, konuda e, olduğu gibi yani bakış açısını Ani bir şekilde değiştirilebilen bir olay olduğu zaman insan değişebiliyor ama genel olarak baktığımız zaman aslında hani yavaş bir değişim sanki daha sağlıklı gibi oluyor. Baktığımız zaman çünkü fıtrat fıtrat biraz hani yavaş ilerler aslında. Fıtrat baktığımız zaman hani eğitimde, pedagojide manevi bakımda psikoterapi de onun için çok önemli bir kavramdı çünkü herkesin fıtratı farklı olduğu için yani fıtrata uygun değişim, eğitim, çocuk eğitimi olsun, psikoterapi olsun sunmak gerekir. Onun için. Bediüzzaman zaman e, laikalarında der hani ata et aslana ot vermeyin aslana et verin ata da ot verin diye hani bir şekilde e, ifade etmiş oluyor. 24. sözde de şöyle bir sözü vardır fıtrat fıtri ve layık olmayan şeyleri reddeder atar yani fıtratına uygun bir şekilde e, verilen bir eğitim değişimi de getirebilir. Ani bir değişimi de getirebilir ama fıtrata uygun olması gerekir. O güzel neticelere verebilmesi için. Peygamber Efendimiz'e de bunu görüyoruz aslında. Onun hani sünnetinde de bunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz'de mesela insanların e, fıtratına ve ihtiyaçlarına göre cevap vermiştir. Kendisine sorulan aynı soruya farklı cevaplar verdiğini görüyoruz e, hadislerde. Muhatabın çünkü işte şartına, fıtratına, durumuna göre cevap veriyor. Örnek olarak mesela bir zengin e, Kendisi için en önemli amel nedir diye İslam'da sorduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekat vermek e, diyebiliyor. Başka bir genç aynı soruyu sorduğu zaman yani İslam'da en önemli amel nedir diye aynı soruyu sorduğu zaman ona da diyor ki anne babana bakmak diyor. Hasta olan anne babana hani sahabeler de soruyor neden? onda zekat, on, e, diğerinde de işte anne babasına bakmaktır diyor. Çünkü onların durumu, fıtratı, şartları farklıdır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada gerçekten fıtratına ve imtihan olduğu şarta göre orada bir cevap veriyor. Burada da fıtrat eğitiminin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani insanların fıtratları farklı olduğu için yani yaklaşımlarımız da değişim için farklı olmalı tabii ki. Her insana mesela aynı şekilde davranmayacağımızı her insana aynı şakaları yapamayacağımızı günlük hayatımızda zaten sosyal ilişkilerimizi fark ederiz. Herkese aynı şakayı yapmayız. Yani aynı şekilde manevi bakımda, psikoterapide de herkese aynı şekilde uygulanan bir terapi de yoktur. Aynı rahatsızlığı hisseden farklı kişilere fıtratlara uygun farklı terapiler uygulanır. Bu hususta da insanlara hani görev verirken de hizmet verirken de vazife verirken de dikkat etmek gerekir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet vardır. Herkes kendi yapısına uygun işler görür diye. Aslında burada da yine bakın bir değişim için fıtrat eğitimi Kur'an-ı Kerim'den öğrenebiliriz. Peygamberimizin hayatında da buna örnekler vardır. Hazreti Enes der ki mesela 10 yıl boyunca bir kere zorlanacağım bir iş vermedi der. Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem anlatırken ve Peygamber Efendimiz de bu hususu çocuk eğitiminde de bahseder. Çocuklarınızdan yapabilecekleri bir işi yani fıtratlarına uygun bir işi vermeniz gerekir. Yapamayacakları bir işi bekle, bekle, yani beklemek mantıksız olur çünkü yapabileceklerini ancak yapabilirler. Ve o fıtratın da doğuştan itibaren olması hani şöyle bir soruyu tabii ki getiriyor. Fıtrat değişir mi? Çünkü peygamberimizin biliyorsunuz başka bir sözü de var. Her çocuk işte fıtrat üzerine doğar veya işte her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar diye. Tabi hani İslam fıtratı konusu belki şu an farklı bir konu ama burada önemli olan yani fıtrat üzerinde doğmak diye bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de de konuyla ilgili bir ayette de geçer. Allah insanları hangi fıtrat üzerine yaratmış ise ona çevir diye. O zaman burada şöyle bir soru işte doğuyor. Yani fıtrat değişir mi? Yani doğuştan bir fıtrat varsa... Baktığımız zaman yani psikoterapide baktığımız zaman insanın fıtratı asla değişmez. Yani fıtrat, e, huy dediklerimiz doğuştan Cenab-ı Allah tarafından verildiğini kabul edersek, dolayısıyla doğuştan olduğu için de değişmiyor, değişmesi mümkün değildir. Yani Ata sözünde de vardır, şey i̇şte can çıkmayınca huy değişmez diye. Peygamber Efendimiz de der, hani bilirsiniz bir dağın yerinden ayrıldığını işitirseniz e, tasdik edin diyor ama bir kişinin huyu değiştiği zaman e, derlerse tasdik etmeyin diye huy değişmez diye. Ama başka şeyler değişebilir işte. Oraya belki yönetme, yönelmek lazım. Yani fıtrattaki o değişimi de bahsettiğim. <laughs> Burada bu mizaç fıtrat arasında bir farklı koyar mısınız hocam? Yani bu özellikle psikoterapi şeyler açısından uygulamalar evet. açısından hani değişen yönü değişmeyen anlık Aynen. değişmeyen kısmı değiş hiç değişmeyen kısmı o mizac fıtrat huy bunlar arasında bir fark koyar mısınız? Evet e, psikoterapiden veyahut manevi bakımdan bir e, güzel bir örnek verebiliriz mesela çünkü çok yaygın bir örnek oluyor bazen veriler çocuklarıyla geldikleri zaman bunu e, konu ediyorlar. Mesela çekingenlik konusu. Şimdi çekingenlik fıtrattan da olabilir. Yani doğuştan itibaren bir insanın fıtratı olabilir. Bunu da psikoterapiyle herhangi seminerlerle vesaire değiştirmeye çalıştığınız zaman insan kimlik krizine girebilir. Yani kişilik bozuklukları meydana gelebilir. Çünkü o çekingenlik fıtratından zaten var olan bir şey. Ama çekingenlik fıtrattan değil de yani bazı sebeplerden işte e, o bel, belli bir baskın ortamdan dolayı veyahut e, yapılan e, menfi negatif tecrübelerden dolayı sonradan kazanılmış ise değiştirmek mümkündür. Onun için her sıfatta bakmak lazım. Gerçekten bu fıtrattan mı var? Fıtrattan gelen bir e, sıfattan mı bahsediyoruz? Mesela çekingenlik yoksa e, daha fazla sonradan tecrübelerle, negatif tecrübelerle edinmiş bir fı, e, bir e, mizacdan mı bahsediyoruz? Yani veyahut bir karakterden mi bahsediyoruz? Yani sonradan eğitim ve ile kazandıklarımıza ya biz genelde karakter deriz ya bunlar değişir, bunları değiştirmek mümkündür. Bazıları kolay değişir, bazıları da zor değişir. Bunun örneğini yine peygamberimizle Salavat görüyoruz aslında. Hani ahlak ahlakınızı güzelleştirdin güzelleştirdiniz der ya. Demek ki bunları değiştirmek mümkündür. Onun için psikoterapide ve manevi bakımda biz hani bir bakarız. Değiştirilmesi istenen şey gerçekten fıtratında mı var? Yoksa bir şekilde sonradan mı var? Bir insan fıtratını değiştiremeyeceğine göre, yani doğuştan olanı değiştirilemeyeceğine göre, o zaman şöyle bir soru geliyor, yani değiştirilmesi istenen davranış şeklini ne yapacağız? Diyelim ki bir insan inatçı ve fıtratından da inatçı olabilir bu. O zaman ne yapmamız lazım? Bu farklı bir yani bu, bu fıtrattan gelen mizacı farklı bir biçimde evet. kullanmak lazım. yönünü değiştirmek lazım. Hemen bitiriyorum hocam. Mesela inatçıysa işte. İnadı günaha işlememekle kullanabilir. Veyahut işte birisi celalli ise Hazreti Ömer'den demin bahsettik. Müslüman olduktan sonra celalini ne yapıyor? Peygamber Efendimiz hani celalini bırak demiyor ona. Çünkü fıtratında evet. var onun. Diyor ki zalimlere e, e, kullan diyor. Üstadın da e, 9. mektupta bu konuyla ilgili bir meselesi var. E, diyor ki hani nasiklerin nasihatları şu zamanda niye tesir etmiyor diyor. Çünkü fıtratını değiştir gibi zahiren onlarca malukatta bir teklifte bulunuyorlar. Yani olmayacak evet. bir şeyi e, teklif ettikleri için aynısını hani modernitenin ve kapitalizmin ürünleri olan böyle birçok seminer, motivasyon, işte kişisel gelişim kitaplarında da görüyoruz. Hani bazı yani özelde olabilecek şeyleri genele yaydıkları için bir şekilde elde edemiyorlar çünkü fıtrata aykırı olan yani bir kişinin fıtrata aykırı olan bir şeyi teklif ettiğin zaman bir şekilde yani bir neticeye varamıyorsunuz. Cemil hocama dönüp burada gelen ifadeyi hemen akabinde Ali hocamın ee, güzel gör, güzel bak, güzel düşün. Yani bunlar hep hayra ve güzelliğe doğru birer çerçevelendirme. Güzel bil, e, hem güzel düşün, ta hayatından lezzet al. Bunlar nasıl bir mutluluk tablosu, saadet tablosu çiziyor ki yalan, suizan bunları yok ediyor. Nasıl dersin sevgili hocam? Üstad e, gerçekten hani güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen lezzet, hayatından lezzet alır ve sizin de ifade ettiğiniz sözle Hani bugünkü modern psikolojinin geldiği noktayı bir cümleyle ifade etmiş işte. Ne kadar pozitif bakarsanız, ne kadar olumlu bakarsanız hakikaten hayattan mutluluk alırsınız, hakikaten huzur alırsınız. Çünkü hani e, huzursuzluk e, e, tablolarına baktığımız zaman orada işte yalan görüyoruz, orada işte vesvese görüyoruz, orada suizan görüyoruz, negatif menfi bir bakış açısı görüyoruz. İşte kiz dediklerimizin hepsini orada görüyoruz çünkü güvensizlik oluşturuyor ama güzel baktığınız zaman güzel görmeye çalıştığınız zaman bu, bu da doğruluktan tabii ki gelen bir şey yani doğru hakiki olarak bakma, yine bir doğrulukla ilişkilidir onun için işte yalan üstad burada lafsı kafirdir diye e, e, beyan ediyor ne kadar pozitif ne kadar doğru bakış açınız varsa e, bu şekilde sizin hayatınıza tabii ki etkiliyor. Yani kiz olmasını ben biraz şeye de bağlıyorum hocam. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi bazı hadislerde geçer. İşte e, bilirsiniz Ebu Derda Peygamber Efendimize bazı işte e, büyük günahlardan bahseder. İşte Ya Resulallah mümin şunu yapar mı? Mümin bunu yapar mı? Peygamber Efendimiz de evet bazen olabilir der. İşte e, olabilir, yapabilir belki diyor. Bazı hani günahlardan sayıldığı zaman ama Şimdi aynı Ebu derda yine mümin yalan söyler mi dediği zaman bilirsiniz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem asla diye hatta bazı rivayetlere göre hiddetlenir yani yalana ancak iman etmeyen kimse uydurur diye. Hani burada bir mutsuzluk, huzursuzluk, menfi kötü bakma sıfatı da var yalanda. Onun için insanı bir şekilde etkiliyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hani yapılabilecek diğer günahları hani tamam şeytana uyar işte imtihanıdır insanla hani bağdaştırırken ama yalanı asla yani bağdaştırmıyor bir şekilde. Onun için Üstadın hani bunu lafsı e, 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 küfür olarak görmesin de aslında hani Peygamber Efendimiz'in hadisleriyle direkt bağlantı olarak da görebiliriz. Başka bir rivayette biliyorsunuz hatta hitrediliyor gerçekten Müslüman asla yalan söylemez diye ve sahabeler keşke bu soruyu sormasaydık diyordur. Yani baktığımız zaman yalan söylemek gerçekten imansızlığın ya da işte münafıklığın bir sıfatı olarak hep gözümüze çıkıyor. Bunu hayatın bir parçası olarak da görüyoruz işte bahsettiğim o mutsuzluktan veya huzursuzluktan. İman şimdi neden? Çünkü imansızlık da aslında hani bir hakikati veyahut işte hatta en büyük hakikati Allah'ın varlığını örtmek gizlemek olduğu için e, yalan da aynısını yapıyor. Hani bir şey gizliyor. Bir hakikati gizliyor. Ama bir hakikati gizleyerek insan mutlu olamaz, huzurlu olamaz. Onun için yani yalan söylemek de imansızlığın bir başka bir aslında örneğidir. Bunu üstat işaretulayacağız e, da başka bir yerde e, e, ifade eder. Der ki münafıkların azaplarının meskur cinayetleri arasında yalnız kiz bile vasıflandırılması kizbin şiddeti kop ve çirkinliğine işarettir der. Bu işaret dahi kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahidi sağlıktır. Zira kiz küfrün esasıdır. Nifakın birinci alametidir vesaire vesaire. Yani burada hakikaten neden hayatı zehir ettiğini, neden bir şekilde ...küfrün esası olduğunu Üstad... E, 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 ...beyan ediyor. Ve kendisine de biliyorsunuz hani sorulduğu zaman... ...münazaratta geçer... ...hani bize en çok ne lazımdır diye denildiği zaman... ...doğruluk der. Hani sorarlar Hı. bundan başka ne lazım? Daha ne lazım? Yalan söylememekler aslında hay, aynısı yani. Doğruluk ve yalan söylememek. Sonra ne lazım diye tekrar denildiği zaman... ...yine aslında aynısını sayıyor. Sık diyor, işte iklas diyor, sebat diyor, işte... ...tesanet diyor, sadakat diyor. Yani bir şekilde... İnsanın aslında Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği gibi hani emrolun gibi dost doğru ol peygamberimizin hani saçlarımı arttı dediği ayette geçtiği gibi bunu üstad esas olarak alıyor. Toplumun esası olarak koyuyor. Bize ne lazımdır? Budur. Hani bazen bize şey soruyorlar mesela işte Almanya'da, Avrupa'da veya gençler işte İslam'ı nasıl yayılabiliriz? Ne yapmamız lazım? Şu bu falan. Biz de üstadın hani tarihçi hayatta da geçer misalini veririz. Ya hiçbir şey yapmana gerek yok. Doğru ol yeter. Doğru olduğu zaman yetiyor zaten. Hiç anlatmana gerek yok. Sen doğruluğu yaşa ve o doğruluktan doğan, işte güzel gören, güzel düşünür, hayattan lezzet, mutluluk ve huzur alır. O, onu zaten etrafın gördüğü zaman, o huzurun ve mutluluğun kaynağını, o doğruluğu zaten insan etkileniyor. Yalan ise tam tersi işte. Hayatı, toplumsal hayatı zehir gibi etkiliyor. İşte demin bahsetti, güven duygusunu kaldırıyor. Başlangıçta belki insan hani bazı hedeflere ulaşmak için belki yalan söylüyor. Bunu doğru olarak görüyor kafasında ama bir zaman sonra bu yalan alışkanlık haline geliyor. Biliyorsunuz yani hastalık olarak da patolojik yalancılık diye bir terim vardır. Hani o, o duruma geldiği zaman zaten toplumda ne bireysel olarak veya toplum, toplumsal olarak huzur içinde yaşamak mümkün değil. Şimdi güven eksiliyor. Böyle bir rahatsızlık da hem, yani hem kendisine insan hem de toplumuna bir toplum şekilde zarar veriyor. Ama tersi Hüsnü ve doğrulukta baktığımız zaman hem topluma işte hem de bireysel mutluluğa ve huzuru temin ediyor. Üstad onun için Hütbe Şamil'e de der ya yani yol üç değildir der. Yol ikidir der. Yani ya doğru ya yalan ya sıkut değildir der. Yol ikidir der. Ya doğruyu söyleyeceksin. Neyse o. Ve de hocalarımız aslında hani bahsetti her doğru her yerde söylenmez. Çünkü karşıdaki belki yanlış anlar. Belki daha o, o seviyeye gelmemiştir anlayacak. O zaman da Üstad diyor ki sükut eder diyor. Yani yol ikidir. Ya doğru söyleyeceksin ya da sükut edeceksin. Bundan başka bir yol yok. Peygamber Efendimiz de mesela evet. hani küçük büyük yalan ayırt etmemiş. Hani küçük yalanları söyleyebilirsin, evet. büyük yalan söylemezsin. Yalan yalan olarak yazılır der. Küçük olsun, büyük olsun hepsi yazılır der Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Yani bu hususu da dikkat ettiğimiz zaman hakikaten huzur ve mutluluğun kaynağı doğrulukta vardır. Çünkü doğruluk hakikattır. Yalan söylediğiniz zaman demin hocamın birisi de bahsetti. Yalanın her zaman ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Yani ortaya çıkacak korkusuyla zaten yalan söyleyen kişi söylediği yalanı da hep kafasında tutması lazım. Hani bu da bir huzursuzluk oluşturuyor. Ama doğru söyleyen insan neyse o. Onun için huzur, mutluluğun kaynağı doğruluktadır, imandadır.